İyi günler sevgili öğrenciler. Ünite 2, l'éducation, eğitim. Ünite 2, leçon 4, un nouveau au lycée, lisede yeni biri bu ünite boyunca. La scolarité, okullaşma, scolarité, la rentrée, okula dönüş. Eylül ayında okula dönüş tatilden sonra, ona Fransızlar la rentrée diyorlar. Tabii gençler ve öğrencilerle ilgili olacak. Un nouveau au lycée. Lisede yeni biri. Liseye yeni bir arkadaş gelmiş. Theo, Lila, Lucille ve Rodrigo yeni gelen. Rodrigo. Nereli bakalım. Theo ve diğer iki kız arkadaş Lila ve Lucille birlikte konuşuyorlar. Bakalım ne anlatıyorlar, ne konuşuyorlar ilk gün. Önce bir dinleyelim. Dinlerken takip edin lütfen benimle birlikte. Mutlaka takip ediyoruz. Benimle beraber. Leçon 4. À nouveau au lycée. 2. Écoutez et lisez le dialogue. Salut les filles, je vous présente Rodrigo. Il est nouveau au lycée. Bonjour Rodrigo. Ah non, je m'appelle Rodrigo, pas Rodrigon. Oh, pardon. Pourquoi tu es en France? Parce que mon père vient de trouver un travail ici. Tu habites où? J'habite Place de la République. Oh, super. Quelle est ta nationalité? Tu es portugais? Non, espagnol, mais je parle portugais. Je suis de Vigo, tout près de Portugal. Evet dinledik. Siz bunu en az iki defa daha dinleyip sonra sesli de okumaya çalışıyorsunuz. Salut les filles, merhaba kızlar. Présente tanıtmak. Je vous présente Rodrigo. Il est nouveau au lycée. Lisede yeni. Nouveau. Bonjour Rodrigo. Yanlış söylüyorlar ismini. Ah non. Hayır. Je m'appelle Rodrigo. Pas Rodrigo. Rodrigo değil. Rodrigo benim adım. Oh, pardon, özür dilerim. Pourquoi tu es en France? Pourquoi? Niçin sorusu. Pourquoi? Niçin? Neden tu Fransa'dasın? Parce que, çünkü, mon père vient de trouver, venir de, Fransızca'da bir şeyi yeni yapmak, daha yeni bir iş buldu burada. Passé récent, vient de trouver un travail ici. Tu habites où? Nerede oturuyorsun? J'habite Place de la République. Cumhuriyet Meydanı'nda oturuyorum. Oh, süper. Quelle est ta nationalité? Senin milletin nedir? Tu es portugais, Portekizli misin? Non, espanyol. Hayır, İspanyolum. Mais je parle portugais. Ama Portekizce konuşurum. Je suis de Vigo. İspanya'da Vigo'danım. Tout près du Portugal. Portekiz'in hemen yakınında olan Vigo'danım. Je suis de Vigo, tout près du Portugal. Peki baloncuklarda ne konuşuyorlar? Theo soruyor. Moi. Okula nasıl gelirsin sorusuna cevap veriyorlar. Moi en tram. Tramvayla. Elle fille à vélo. Kızlar bisikletle. Comme toi, senin gibi. C'est comme le lycée en Espagne. C'est comment le lycée en Espagne. İspanya'da lisede nasıldır okula gidiş? Comment viens-tu au lycée? Sen okula nasıl geliyorsun sorusu. A vélo. Bisikletle. Et vous, ya siz? Ah, regarde, bakın. C'est l'heure de passer en classe. Sınıfa gitme saati gelmiş. Bon cours à tous. Herkese iyi dersler. Bon cours à tous. Herkese iyi dersler. Diyaloğu dinledik. Şimdi doğru yanlış soruları var. Onlara bakalım birlikte. Rodrigo est en France parce qu'il aime la France. Rodrigo Fransa'dadır çünkü Fransa'yı sever. Hayır, faux, yanlış. Çünkü babası bir iş bulduğu için orada. Rodrigo Espanyol, vrai, doğru. Rodrigo Espanyol. Theo va au lycée en metro. Theo liseye metroyla geliyor. Faux, metro hiç geçmiyor. Tramvay, bisiklet, velo.
Lila et Lucille parlent portugais. Lila ve Lucille Portekizce konuşur. Hayır, Portekizce konuşan sadece Rodrigo. Beşinci etkinlik dinleme etkinliği. Birlikte dinleyelim. Dinlerken eşleştirin diyor. Écoutez et associez. Écoutez et associez. A. Rodrigo est espagnol. Evet, burada Rodrigo Espanyol dediğine göre Rodrigo, değil mi? İki numara. B. Ils vont à un lycée français. Ils vont deyince buradaki herkesi kastediyor. Onlar, ils vont, yani dördü birden. Ils vont à un lycée français, Fransız lisesine gidiyorlar. Doğru, dördü de. 1, 2, 3, 4. C. Théo n'est pas espagnol. Theo n'est pas espagnol. Burada İspanyol olan sadece Rodrigo. Theo 3 numara. Ne pa İspanyol, Teo İspanyol değil biliyorsunuz. Teo ne pa İspanyol. D. Alice et Lucille sont françaises. Alice et Lucille sont françaises. İki kız. Alice ve Lucille. Onlar Fransızlardır. 1 ve 4 olacak. Burada bir de olmalı. Bir dört. Alice ve Lucille. Bir dört. Altıncı etkinlikte Rodrigo'ya sorulan sorular var. Écoutez, dinleyiniz. Les réponses de Rodrigo. Rodrigo'nun cevaplarını. Retrouvez, bulunuz dans le dialogue les questions. Bu sorular diyalogta da var, geçiyor. Bir yandan dinlerken diyaloğu açıp bu soruları bulacaksınız. Siz kitaptan açıp bulabilirsiniz. Ben şimdi bu soruları bir dinleyip ne soruyor birlikte bakalım. Les réponses de Rodrigo et retrouver dans le dialogue les questions. Pour poser des questions, exemple, j'habite place de la République. Tu habites où? Tu habites où? Où est-ce que tu habites? Pourquoi tu es en France? Tu aimes quoi en France? Qu'est-ce que tu aimes en France? Tu vas comment au lycée? Peki, soruları dinlediniz. Şimdi birlikte bakalım. Bu sorulara Rodrigo'nun diyaloğunda bu soruları görebilirsiniz. J'habite Place de la République. Cumhuriyet Meydanı'nda oturuyorum. Tu habites où? Nerede oturuyorsun? Sorusunun cevabı bu. U abitü aynı soru. Tu abit u ile. Tu u abitü aynı şey. U eski tu abit yine aynı soru. Demek ki Fransızca'da aynı soruyu 3-4 farklı şekilde sorabiliyoruz. 1. Tu abit u. 2. U abitü. 3. U eski tu abit. Aynı soru. Pourquoi tu es en France? Sen neden Fransa'dasın sorusu. Niçin? Pourquoi tu es en France? Tu aimes quoi en France? Fransa'da ne seversin? Bu soru ile bir. Şu soru aynı. Qu'est-ce que tu aimes en France? İkisi de aynı soru.
Qu'est-ce que tu aimes en France? Farklı şekillerde sorulan aynı. Fransa'da ne seversin? Tu vas comment au lycée? Liseye nasıl gidersin? Son sorumuz da bu. Tu vas comment au lycée? Liseye nasıl gidersin? Son etkinlik artık burada bir diyalog var. Bu diyalog da ne anlatıyor? Birlikte bakalım. Annie, Lucy, Theo, Thomas, Pauline, Paul, Sophie, Sandrine, Julie, Marie, Luc, Anthony, Fransız isimleri. Salut Anne, ça va bien? Merci. Soru değil. Salut Anne, ça va bien? Merci. Merhaba Anne, iyiyim. Teşekkür ederim. Bonjour Rena, bonjour Theo. Oh, excusez-moi. Affedersiniz. Salut Eric, ça va? Eric, iyi misin? Je te présente Léa, Léo, Elena. Non, je m'appelle Léo, pas Théo. Le, L, E, accent, tégu. O, ve O. Le, E, accent, tégu. E, accent, tégu dediğimiz Fransızca'da aksanlı olan bu E. O E'nin adı E, accent, tégu. Ö aksan tegu o. Diyalogdaki durumu yanlış anlaşılmayı, hani Rodrigo'nun ismini yanlış anlıyor ya kızlar, siz de aynı şekilde oynayacaksınız düzelterek. No, je m'appelle Leo. Hayır, benim adım Leo, pas Theo gibi. Je m'appelle, no, je m'appelle Fatih, pas Fatih. Örneğin. 8'de ne var bakalım. Qu'est-ce que tu aimes au lycée? Lisede ne seversin? Tu habites où? Nerede yaşarsın? Comment viens-tu au lycée? Liseye nasıl gelirsin? Tu t'appelles comment? Senin adın ne? Je m'appelle Théo. Benim adım Théo. Bu derste daha çok soru sormayı, nerede yaşıyorsun? Okula nasıl geliyorsun? Adın ne? Ne seversin ve bunları nasıl farklı şekillerde sor. Mesela tu habites où sorusunu 3 farklı şekilde sorduk. Tu habites où, où habites-tu, qu'est-ce que, où est-ce que tu habites gibi. Tu aimes quoi en France? Qu'est-ce que, ne? Quoi, ne? Şu biraz daha konuşma dilinde birinci, ikinci ise daha formel. Qu'est-ce que tu aimes en France? Fransa'da ne seversin? Merhabalar. Leçon 4, 4. ders. Çalışma kitabı. Un nouveau au lycée. Nouveau yeni demekti. Ders kitabında söylemiştim. Au lycée, lisede yeni biri. Lisez et répondez aux questions suivantes. Lisez, okuyunuz, répondez, cevap veriniz aşağıdaki sorulara. Önce ami d'internet, internet arkadaşları. Ville, Charlotte nereli? Ville, Paris. Anniversaire, doğum tarihi, 23 septembre, 23 Eylül. 17 ans, 17 yaşında. Marie, evli mi? No. Journal. Günlük. Apropos, onun hakkında. Ami, arkadaşları, plus ve başka şeyler. Bu konesi Colette. Colette'i tanıyor musunuz? Connaître, tanımak. Si vous connaissez Colette, Colette'i personelman, şahsen tanıyorsanız, personelman. Envoyez lui, gönderin o un mesaj, ona bir mesaj gönderin. Bir internet sitesi, arkadaşlık sitesi galiba. Samedi dans le parc Monceau. Cumartesi Monceau Parkı'nda. Trois nouvelles photos. 3 yeni fotoğraf eklemiş. Burada 2 fotoğraf var. 13 Mayıs, 13 Mayıs 9:20 gece. 9:20. Komenter. Yorum. Afişe siz otur komenter. 6 tane yorumu da açın diyor. Bakın.
Arkadaşıyla konuşuyor. Bel foto, ne güzel foto, magnifik, harika, kietil, kim o? Kietil, erkek, il. C'est un ami, Marco, bir arkadaş, Marco diye düşündüm ben. Il est lycéen, à Paris, lisede, liseli, Paris'te. Mais il n'est pas français, ama Fransız değil, olumsuz. Il n'est pas français, il est d'Italie, İtalya'dan. Et elle, elle est Marina, Marina. Elle est italienne aussi, o da İtalyan. Marco est le frère de Marina. Marco ise Marina'nın erkek kardeşi. Marco. İkisi kardeş. Quel âge ont-il? Onlar kaç yaşında? Marco a 17 ans, Marco 17 yaşında, Marina a 15 ans, 15 yaşında. Et les autres? Qui sont-ils ve diğerleri kim? Üçüncü fotoğraf herhalde ama burada yok öyle bir fotoğraf. Diğerleri kim? Ce sont mes amis, arkadaşlarım. Elle s'appelle Charlotte. Adı Charlotte. Le nom du garçon est Dani. Bir çocuk var fotoğrafta, demek ki adı Dani. Çocuğun adı Dani. Charlotte est française. Charlotte Fransız. Feminen. Dani est belge. Dani Belçikalı. Ils habitent à côté de chez nous. Bizim hemen, ya bize yakın oturuyorlar. À côté de, yakınımızda, yanımızda. Dani est dans ta classe au lycée. Dani senin sınıfında mı lisede? No, on n'est pas dans la même classe. Hayır, yine olumsuz. Aynı sınıfta değiliz, mem. Aynı. Dani est en terminale. Lise son sınıf. En terminale. Charlotte en seconde. Son sınıftan bir önce. Pourquoi? Niçin? Rien. Bir şey değil. Il a l'air sympa. Hein? Sempatik değil mi diyor Dani. Il a l'air sympa. Tu es sûr? Sympa mı? Sempatik mi? Emin misin? Diye soruyor. Lise complete. Şimdi okuduk. Quelle est leur nationalité? Onların uyruğu nedir? Marco nereliydi? Marco est italien. Marco est italien. Charlotte est française. Charlotte Fransız. Dani est belge. Quel âge ont-ils? Kaç yaşındalar? Onlar. Maria Akenzan 15 yaşında, Marco Adisetan 17 yaşında, Marco. D'où sont-ils? Complete. Nereden geliyorlar? Tamamlayın. Marco e Marina son. Bunu düzeltelim. İtalyan değil. Son İtalya diyeceğiz. Son d'Italie, İtalya'danlar. Bunun yerine. Charlotte est de France. Charlotte Fransa'dan. F büyük olacak. De France. Dani est de Belgique. Dani ise Belçika'dan. Dır. De France. Les adjectifs de nationalité, uyruk bildiren sıfatlar, d'origine ya da nereli olduğunu, écrivez le féminin de ces adjectifs, yazın bu adjektiflerin feminenini, Finlandais, Finlandaise, Polonais, Polonaise, Anglais, Anglaise, Polonya, Finlandia, Suédois, Suédoise, Québécois, Québécoise, Chinois, Chinoise, Américain, Américain, Marocain, Marocain, Mexicain,
Meksiken, Brezilyan, Brezilyen, Aljeryen, Aljeryen, İtalyan, İtalyen, Espanyol, Espanyol, Almand, Almand, Türk, Türk. Bu bölüm feminen sıfatlar biliyorsunuz. Sıfatların feminini. Bir sonraki etkinlikte, üçüncü etkinlikte conjugué le verbe prendre, almak, bilmek fiili, comprendre, anlamak fiili, apprendre, öğrenmek fiili. Yukarıda çekimleri var. Prendre, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Comprendre, anlamak, je comprends, tu comprends, il comprend, elle comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent, elles comprennent. Apprendre ise j'apprends, öğreniyorum, tu apprends, sen öğreniyorsun, il apprend, o öğreniyor, elle apprend. Nous apprenons, biz öğreniyoruz, vous apprenez, siz öğreniyorsunuz, elles apprennent, ils apprennent, onlar öğreniyorlar. Bu üç fiille yapmamız gereken alıştırmalar var. Birinci cümlede comprendre fiilini kullanacağız. Parantez içinde el, o. Ele baktığımızda comprend olacak. O, el, elle ne comprend pas, olumsuz. O anlamıyor. Elle ne comprend pas le français. O Fransızcayı anlamıyor. Elle ne comprend pas le français. Sonraki fiilimiz apprendre, öğrenmek. Je de böyle oluyor. J'apprends. Burada gördüğünüz gibi. O zaman j'apprends, ben öğreniyorum. J'apprends le français. Ben Fransızcayı öğreniyorum. Sonraki fiil prendre, almak burada. Tu prends. Sen alıyorsun. Tu prends. Ton stylo, stylo dolma kalemini. Dans ton sac. Çantandaki kalemi alıyorsun. Sonraki Valerie et Alice, iki kişiler. Otobüse almak, otobüse binmek anlamına geliyor burada. Prendre, buradaki. Burada almak. Birinci cümlede burada binmek diye düşünelim Türkçe. İki kişi olduklarına göre ikinci çoğul pren. Valérie et Alice pren. Le bus, otobüse biniyorlar. Prendre le bus, otobüse binmek. Pour aller à l'école, okula gitmek için. En français, Fransızca'da biz çok şey öğreniyoruz diyeceğiz. Nous apprenons beaucoup de vocabulaire, birçok kelime öğreniyoruz. Beaucoup de, birçok kelime öğreniyoruz. Nous apprenons beaucoup de vocabulaire en français. Est-ce que vous me, beni anlıyor musunuz diye sormuş. Beni anlıyor musunuz? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Beni anlıyor musunuz? Bir daha okuyalım. Elle ne comprend pas le français. O Fransızcayı anlamıyor. J'apprends le français. Ben Fransızcayı öğreniyorum. Tu prends ton stylo'dan, ton sac, çantandan dolma kalemini alıyorsun. Valérie et Alice prennent le bus. Otobüse biniyorlar. Pour aller à l'école. Okula gitmek için. En français, nous apprenons beaucoup de vocabulaire. Biz birçok kelime öğreniyoruz. Est-ce que vous me comprenez? Beni anlıyor musunuz? Fiillerin çekimleri burada. Son etkinlikte quelle est leur nationalité? Onların uyruğu nedir? Complétez les phrases et leur pays. Cümleleri ve ülkeleri tamamlayın.
Örnek bu. Il est français, il vient de France. O Fransa, o Fransız Fransa'dan geliyor. Ils sont japonais, ils viennent. Onlar Japonlar, ils viennent du Japon. Maskülen ülkelerde du oluyor. Ils viennent du Japon. Japonya maskülen. Je viens de Turquie, je suis Türk. O halde ben Türk'üm. Nous sommes Allemands, biz Almanız. Nous venons de l'Allemagne. Biz Almanya'dan geliyoruz. Nous venons d'Allemagne. Je viens du Canada, je suis Canadien. Bu arada Kanada da maskülen, o yüzden du oluyor. Du Canada, maskülen. Je viens du Canada, je viens du Japon. Japon'un J'si büyük olacak tabii, ülke adı büyük yazılıyor. Je viens du Japon. Evet, burada bitiriyoruz. À bientôt.